bakmadığım için duymadım. Merhaba sayın seyirciler, merhaba Seyit Bey. Sen her iki Merhaba. maçı da Ya izledin iyi mi? geceler. Nasıl? Sen her iki maçı da izledin mi? Yok yok. Ben her iki Maalesef. maçı da izledim. Ben her iki maçı da izledim. Ya ilk önce sadece Galler Danimarka ile seninle anlaştığım gibi. Ben Galler Danimarka izleyeyim, sen de İtalya Avusturya izle diyecektim de sonra hani hazır tatil döneminde başlamışken her iki maçı da izleyeyim dedim. O yüzden şimdi ben Bizim Galler Danimarka. iş saate denk geldi o maç. Yarın Anladım. tüm maç. Anladım. Ben ilk önce Galler Danimarka ile başlayayım istersen çünkü bugün ilk maç o oldu. Ya ben notlar aldım izlerken. O notlarla gideceğim. Bu da yani ister istemez timeline yani zaman çizelgesi mi diyelim Türkçe. Onun gibi oluyor. 10. dakikada Bale'in şutu az kalsın gol oluyordu. Ya Bale genel olarak maç esnasında da hani pek şut çekmeden pek inisiyatif almadı. Hani şöyle Gözükmedi ya. Zaten evet. sinmiş yani. Özetleri izledim ben de. Şey yani bildiğim maçta sinmiş ya. Çok kötü oynamış. Zaten yani Danimarka öyle baskılı oynamış ki yani. Yani zaten Aynen. Ruslara karşı da Danimarka baskılı oynadı ve golde hata yaptırdı. Yani savunmaya. Bu defa da savunmaya hata yaptırdı. Yani şey yaptı hani Dolberg'in ikinci golü şeydi yani değil mi? Savunmadan gelen topu alarak Evet. Evet, düzelterek vuruyor yani. evet o İlk şekilde. golü zaten mükemmel gol. Bambaşka bir şey yani uzaktan. Falso oluyor. O falso verişi zaten. Evet. Yani Zaten şey ceza sahasının dışarısından bu turnuvada gol atan yani en fazla gol atan takım Danimarka'ydı. Dansgaard bilmiyorum ya ben not almıştım bir yerde de bulamıyorum. Yani 3 golleri vardı. Evet ceza sahasının dışarısından 3 golleri vardı. Birisi Dolberg bir gün attı. Diğer de evet Damsgaard ve Christensen. Yani turnuvadaki aynen. uzaktan şut Zaten vuran Damsgaard'la başarısı. Christensen iki gol. İkisi de Rusya'ya attılar zaten ya. Damsgaard ilk gol attıydı. Christensen de şeyden oyuncudan seken gol savunmadan. Mükemmel Anladım. gol. Anladım. Ya ilk başlardaki aldığım notlar işte Bale'in 10. ve 12. dakikalarda şutlar var ya yani neredeyse gol olabilecekti. Hani kalenin yanından sıyırıp geçiyor. İlk dakikalarda işte 15. dakikada falan muhtemelen aldığım not şuydu veya 20'de. Danimarka Rusya'ya karşı oynadığı gibi iyi oynamıyor. İlk başta öyle ama sonra toparlıyor galiba. Evet 27. dakikada Dolberg'in golü geliyor. Yusuf Poulsen evet Yusuf Poulsen olsaydı Dolberg bugün oynamayacaktı. Evet Yusuf Poulsen olmadığı için giriyor mecbur. Şey kart cezası var galiba bir ihtimal. Evet, olabilir. Ama güzel bir gol da geliyor. 32'de karambol var. Kaçırıyorlar. 45 artı 1'de Melen şutu. Gol olmuyor tabii ki. Daha önce 3 sezon Gent'te mi Gent'te mi oynamış? Geçen sezon da Atalanta'ya gitmiş. Aynen. Böyle de şey yani Atalanta'da hiç gol atmadı. Atmadıydı. İki gol yani iki tane asisti var sadece. Milli Anladım. takımda son 4 maçta 2 gol mü ne var ya? Yani? Öyle de. Sol kanattan iyi yardım. 48. dakikada ikinci yarı başlarken 48. dakikada top defansa çarpıyor yani bu sefer Danimarka hata top defansa çarpıyor Nico Williams oradan geri dönüyor Dolberg gol atıyor kontrol ediliyor öncesinde faul var mı diye çünkü Kjær ile bir Galli oyuncunun bir çarpışması falan var hani şey atağa çıkarken Danimarka ama VAR'dan gol kararı geliyor. 60. dakikada değişiklikler geliyor. 65'te Matthias Janssen orta yapacak gibi oluyor ama hani 90 var ya şu 90 şöyle duran. Onun Tamam. yanından seyirip geçiyor. Güzel bir neredeyse güzel, şut orta Ortayla çarpıyor. şut karışım. Aynen. Brentford'lu oyuncuymuş kendisi Matthias Janssen. 68'de Højbjerg'e sert müdahale geliyor. Ben Davies ile çarpışıyor. 70'te evet Dolberg'i çıkartıp tekrar bir değişiklik oluyor. Ve 70-75 arası tekrar bir not almışım. Demişim ki Galler atakta etkisiz. Ceza sahasına yaklaşınca topu ayağında fazla tutuyorlar. Oyuncular da statik yerinde kalıyor. Evet hani araları açık oynuyordu. Ve ceza Geniş alan sahasında var.
Evet, ceza sahasında hani birbirine yardıma gelmiyorlar. Topu az ayağında fazla tutuyorlar. Bir de oyuncular da böyle yerinde duruyor. Hani bana pas versin. Oldu canım. Hani karşında Danimarka var. Hani sürekli yer değiştirmen falan gerekiyor. Yani baskette de sürekli yer değiştirip şey yapıyorlar değil mi? Danimarka ise oysa ki Danimarka rakip sahaya giderken çoklu olarak atak yapıyorlar ve dinamik oynuyorlar. Dinamik atak oynuyorlar Danimarka. 75'te aldığım not, Simon Kjær yorgun. Evet, kaptan 32 yaşında vesaire. Çıkarken ikinci kaptan, yani kaptanlık pozu bandını Kasper Schmeichel'e veriyor. 85. dakikada aldığım not, Galler yorgun. Faul yapıyorlar, pek koşmuyorlar. Evet, böyleydi. Hani Bale'in de pek koştuğu sayılmaz. Bir iki tane koşusu falan var ama sayılmaz yani. Ramsey yoklar oynuyor. Yani Galler takım neredeyse yoklar oynuyor diyebiliriz. 88'de Mele'nin golü geliyor. 3-0 kazanıyorlar. Değil mi? 3-0 bitiyor maç. Öyle olması lazım. İlk iki Yok, maç. 90 artı 4'te Braithwaite'in Aa, golü tam. var ya. Evet. Ben Şeyde. oraya Sol gelmedim. ayağıyla atıyor Evet. işte. Çekerek. Anladım. O notlar timeline olarak gittiği için. Bu arada ilk iki maçını kaybediyor Danimarka gruplarda ve son maçını kazanıp yani şans eseri Aynen. mi diyelim hani Bayağı. biraz böyle. Averaj'da çıkıyor işte. Rusya'yı. Birazcık da mucize takım. 26 Haziran bugün önemliydi Danimarka için. Çünkü 19 sene önce yani 1992'de katıldığı turnuvada orada da şampiyon oluyor Almanya'yı yenip finalde. Bu arada o 1992 turnuvasında da turnuvadan eleniyor bir şeyler oluyor. Davet Yok yok. ediliyor. Bu şekilde şampiyon oluyor Aynen değil mi? şey yapıyor böyle mahalleden toplanan insanlarla şampiyon oluyor. Hadi ya şey Aynen. bir ara şey geçen Euro 2016 turnuvasında İskoçya'nın balıkçılar gibi mi? Yani Öyle mi? olabilir. Bunlar da trenciler miydi? Öyle bir şey hatta Hadi ya. şeyde istersen araştır Danimarka'da. Baba Schmeichel var orada muhtemelen değil mi? Yoksa o da mı var? Schmeichel'ın babası var işte. Evet o baba United'daki. Varsa o vardır yani Manchester'da. Anladım. Anladım. Helal olsun ya 92'de şampiyon oluyor. 90. dakika Harry Wilson kırmızı alıyor. Yani çoktan Galler kafayı Ya zaten sıyırmış. işte Kaybetmiş. Yorgunluk, sinir, stres. aynen. 90 artı 3'te Braithwaite offside karar çıkıyor. Ama VAR'dan incelen gol Gol. geliyor. Kasper Hjulmand başarılı diye not almışım. Evet. Ve bu arada sadece 3 puanla ikinci olan İlk takım Danimarka. Gruptan ikinci mi çıktı bunlar? Üçüncü mü? İkinci. İkinci mi çıktı? İlginç. İkinci miydi ya? Finlandiya var gruptan Galler küçük, çıktıydı. Danimarka'daki çıktı aynen. A grubuyla B mi? B grubunun ikincisi mi? C grubunun ikincisi mi? İşte şöyle böyle bir şey. Anladım. Finlandiya vardı grupta. Rusya vardı. Bunlar Aynen. vardı. İkisi de Diğeri elendi de zaten. Aynen. evet. Finlandiya'da çıkamadı. Danimarka çıktı. Diğeri de Zaten Belçika mıydı? Belçika'ydı evet. Belçika'da biriniz çıktı. Çok yaşa. şöyle hep beraber seninle böyle. Şey ya Eriksen'in kalp krizi geçirmesiyle işte Eriksen lider o bir oyuncu. Yani Danimarka'nın lideriydi. Onun kalp krizi geçirmesiyle onun yerine Damsgaard'ı monte ediyorlar. Ve böylelikle mesela her topu Eriksen'e verecek ki şimdi verme eskiden işte lider olduğu için yer top Eriksen'den geçmesi beklenen bir şey. Ama şimdi Damsgaard olunca orada Damsgaard yani herkes oynuyor yani biliyor musun? Yani bir oyuncuya bağlı kalmıyorlar. Toplu oynuyorlar. Hani şöyle diyebilir miyiz? Hani bu arada Eriksen'e de geçmiş olsunlarımızı iletelim. Ailesine de o gün de Aynen. iletmiştik. Yani iyi bir durum değil, kötü bir durum ama hani Kesinlikle yani. bir bakıma Eriksen'in hani öyle oyundan çıkması diyelim şimdi hastalanması demeyelim oynamaması biraz takımın atağına Sağlık katkı durumda. oldu diyebilir miyiz? Hani çünkü herkes paylaşımcı oynuyor. Oyunda da öyle. Hani durup beklemiyorlar. Sürekli yer değiştiriyorlar. Birbirine yardıma geliyorlar falan. Ya bir de mesela Eriksen'in yani şeyi yani savunmaya yardımı fazla olmuyor. Öyle işte şey kondisyon iyi değil.
Yani Anladım. dayanıklara 70'lerde falan çıkartman gerekebilir. Anladım. Yani mesela Mourinho ondan dolayı ondan önce de ayrılmak istiyordu ama Mourinho da pek istemedi yani. Ya Anladım. Mourinho'nun biliyorsun yani kondisyon iyi olmayan, Evet, koşmayan oyuncuları kesinlikle. dahil Fiziğin olarak. çok iyi olacak. Aynen. Hani tekniğin belki üst seviye Ronaldinho olmayabilirsin ama fiziğin kesinlikle iyi olacak. Yani öyle sıkıntılar oldu işte. Hani çünkü Ya burada Khedira'yı hep oynatıyordu. aynen. Tekniği çok yüksek, üst düzey oyuncu diyemeyiz ama fiziği iyiydi diyebiliriz belki. Değil mi? Bu arada çeyrek finale yükselmiş oldu Danimarka ve Hollanda ile diğer takım kimdi ya? Çekya. Hollanda ile Çekya'nın kazananıyla oynayacak, değil mi? Aynen galibiyle. Evet. Senin internet veya benim internet, birimizin interneti yavaş, benimki de olabilir. Çünkü İtalya-Avusturya maçının ikinci golünü izletmedi bana, sağ olsun bu internet. Senin mi Dinliyorum. internet yavaş kanka? Çünkü Yok yok. video Geliş. baya baya bir dönme oluyor. Muhtemelen Doğru. diğer taraftan da Hollanda gelir. Hollanda ile eşleşirse Danimarka geçer diye düşünüyorum ben. Şahsen sen ne diyorsun? Ya belli olmaz işte savunma. Valla orada belli olmaz. Mesela Danimarka'nın savunmasını zorlayabilecek hızlı şey yani. Anladım. Onun şey konusu yani daha bununla bitti. Anladım. Anladım. İtalya Avusturya'ya geçelim. Çeyrek final işte. Aynen. Mükemmel yani şöyle diyeyim ya mükemmel bir uzatmalar oldu diyebiliriz yani. Normalde Evet. şey sıkıntılıydı yani hani maçın normal süresi zaten öyle bir sıkıntılı gol beklentileri ikinci yarısı İtalyan 0-15 mi 0-25 mi ne yani o kadar berbat maç geçmiş yani maç bildiğin ortada geçti yani. Ya ben öyle Dokuz. demezdim. İtalya atak yaptı. Ona. İtalya atak yaptı. Avusturya da ama defansa çekilip beklemedi yani. Avusturya'da varlık gösterdi. Zaten işte aynen hatta belli sürelerde bir haklar falan iyi işler çıkarttım. Ya mesela 88'de 87'de falan biraz İtalya işte o zamanlar hücum ediyordu ya Avusturya. Oralarda bir frikik falan kazanabilseydi. Şeyle Alaba'nın veya yani Alaba kullanırdı büyük ihtimalle. Onun Alaba'nın kullandığı frikik usulü falan. var. Alaba'nın kullandığı frikik var da o da üstten gidiyor. Evet, üstten geçiyor. Kalenin hemen Daha üstünde benim duruyor. bahsettiğim 88'lerde falan işte oradan bir gol bulabilseydi Avusturya Ha, çıkardı değil mi? yani. Son dakikalarda. Evet. Aynen. Zaten bu maç büyük ihtimalle şeyde Wembley'de oynandı. Evet. Bildiğim Wembley'de kadarıyla. oynandı. Ya Ve İtalya'nın son 5 maçını kazanamıyormuş. Evet, 97'den beri 5 aynen. maçtır Wembley'de kazanamıyormuş. Aynen. Ben de onu diyecektim. Yani onu da kırmış oldu. Evet. Ya yine de On. ilk 90 dakika bu bahis sitelerince ilk 90 dakika alınıyor ya sonuç. İlk 90 dakikayı düşünürsek berabere yine de kazanamadı. Yani uzatmalarda kazanabildi. Yani kesinlikle. Yani ya zaten işte burada işte mesela İtalya ya yüksek takımlarla düşük takımların yani yedekler güçlü olan takımlarla yedeklerin düşük olan takımlar seviyesinin kalitesinin şu takımları buralar hani Ceza'da Pessina'da talim yeri çok iyi. Kanka bir dakika bekler Ondan misin? sonra Ya çünkü internet çok yavaş, çok yavaş. Şimdi biraz iyileşti gibi. Şimdi biraz iyileşti gibi de bilmiyorum ben, donma yaşanır mı? Evet, donma yaşanıyor. Donma tamam yaşanıyor. Bir hızlı dakika. yapalım yani. Yo yo bekle bekle bekle. İşte. Bekle bir dakika. Ben telefonuma bağlanacağım. Telefonumun internetine bağlanmazsam burada internet çok çok kötü. Hani böyle yayın yapılması kaliteli olmaz. Bir dakika.
Bir kopma olabilir ama çıkma linkten. Linkte kal. Evet, cep Tamam telefonum geldim. internet. Geldi mi ben de yayın? Yayın geldi mi? Geldim. Sesim geliyor değil mi? Rahat. Evet, şimdi cep telefonumun internetine bağlandım ama bilmiyorum. Bu da biraz yavaş olabilir ama Wi-Fi bayağı kötü şu anda. Doğru. Ben hatta şu 3G'de duruyor cep telefonum 4,5G'ye alayım. Ben şeyle yapalım Seyit. Timeline olarak aldığım notlar var. Tekrar öyle gideyim. Sen de müdahale et. Bekli yerde mi? Ya zaten şöyle diyeyim, maçın yani 90 dakikasında diyebileceğimiz bir tek ilk yarıdaki direkt hakkında bahsedebiliriz. Zaten ondan başka bir Evet, birisinin fazla da bir 32. dakikada Immobile'nin şutu direkten dönüyor. Ama çok iyi oynadı. Yani her iki takımda işte karşı karşı atakları vardı. ortada oynadı oyun. Evet. Immobile özellikle çok iyi. Yani bu arada ben şeyi fark ettim. Hani İtalya hızlı oynuyor. Tek dokunuşlarla pasla ceza sahasına kadar getiriyor ama ceza sahasında bazen bencil oynayabiliyorlar. Hani ister Spinazzola olsun, ister Insigne olsun, ister Immobile. Hani orada da hani Guardiola takımları gibi son bir pas yapıp kaleye gitmeleri yani gol yani son bir pas yapıp şut çekmeleri daha iyi olacağını düşünüyorum ama orada birazcık bencil, birazcık daha fazla kendileri tuttuklarını düşünüyorum. İnternet tamamen mi gitti şimdi? Ne oldu bilmiyorum Doğru ki. geldi. Bir de İtalya rakip sahanın arkasında çok yani rakip defansının arkasında çok iyi sarkıyor ve havadan oynuyorlar. Hani direkt hani kısa paslar da var Uzun ama top direkt olmuyor. sonuç. Evet, direkt uzun top ve sonuçlar. Bir de Arnautovic Avusturya adına zaten Avusturya hiç pes etmedi de Arnautovic de baya bir tehlikeli durumlar yaratmıştı. Hani 2-3 rakibi geçip çalımlar atıp orta açtığı vardı, pas verdiği vardı. Neredeyse asist olacak durumlar vardı. Evet. Geçen yıl değil. Oyunu kusura bakma. Zaten Nasıl? İtalya'nın golü Bir dakika bu. yapmalı. Şimdi nasıl acaba ya? Ekran sürekli donup duruyor. Bu şekilde yayın yapılamaz ki. Şimdi nasıl acaba? Şimdi nasıl yayın? Alo. Alo. Ekran gelmiyor. Bu niye durdu? Niye ekran gelmiyor? Ya ses bayağı gidiyor. Benimki de mi gidiyor sana? Sen duyabiliyor musun beni? Yoksa benim de mi sesim gidiyor? Hı. Ne Ben diyorsun? sen rahat duyuyorum. Nasıl? Ben sen rahat duyuyorum. Sen yorumlarını yap Seyit. Şey bu tam doktora uğradı kalıyor atıyor. Ondan sonra Hı-hı. Avustralya hızlı hücuma çıkarken top kaptırıyor ve orada şeyden Pessina'nın golü geliyor. Hı-hı. Yani Ben o ikinci golü izleyemedim. Aynı bu 105. kötü dakikada. internet sağ olsun. Aynı bu kötü internet sağ olsun. Ha. İzleyemedim. Kesilmeler Ya falan işte oldu. yedekten girenler var Belotti, ondan sonra Chiesa, Pessina hepsi de Hı-hı. yedekten girdi. İşte şey hani
Yedekleriyle Klasik. bile Yani mesela kaliteli bir takım oluşturulur İtalyan, değil mi? aynen İtalya işte ondan dolayı diyorum hani olmazsa Avusturya. Ya mesela şeyin de bu Vengri, Hungary'nin de şey Macaristan mıydı? Macaristan. Macaristan'ın da işte 84'ten falan 80'den sonra işte gücünün yetmemesi yedeklerinin yani kenarda oyuncuların çok kaliteli olması iyi hani iyi bir seviye yani Portekiz olsun olsun işte yedekte korner mükemmel orta alanda korner gelen ön direkte Evet. zaten işte Şahup girdi. Şahup da korner kullanan oyuncuydu. Girer girmez zaten bir tane şutu vardı orada işte. Donnarumma kurtarıyor. Evet. Şey, Kiesa'nın Yani golünde oyuna girdikten sonra ikinci dokunuşu diye yazmışım. Tam ikinci dokunuş değil de yani zaten ikinci ilkinde pozisyon. de kaleye vuruyor. Evet. İkinci dokunuşu orada 94'te o ya. 95, evet, hemen arka arkaya şey yapıyor. İkinci dokunuşunda Laimer pazara gönderiyor. Hemen kenara çekip önde de Real Madrid'in defans alabı var. Öylece bakıyor yani topa. Gol geliyor. İlginç. Daha Real Real Madrid'in Madrid'in defansı oyuncuları peki. niye böyle? Hani Bale Real Madrid'in oyuncusu. Şeye kiraladık Tottenham'a da. O da işte bakıyor hani karşı takımın kazanmasını. Öylece bakıyor. Koşarak bakıyor bir de sahada. Evet. Bu arada Spinazzola'yı Ancelotti Real Zaten Madrid'e işte o. istiyormuş. Ne diyorsun? Real Madrid'lik oyuncu mu? Kaliteli mi? O seviye kalitesi var mı Spinazzola'nın? Ben göremedim açıkçası bugün. Ne bileyim Real, Ancelotti Real Madrid'de üçlü mü savunma oynatacak? Nasıl oynatacak? Yani Spinazzola sağ ayak normalde yani. Sağ ayak sağ bek gibi bir şey yani. İşte sol bek olmadığı için Spinazzola şey sol. Anladım. Anladım. Sağ ayaklı sol benim moda oldu ya. Cancelo, Trippier, Spinazzola. Ondan sonra İşte bu deki. Arkada Anladım. Atalanta'da Evet. Kalisic, Arnautovic için Kalisic'e verdiği çok güzel bir pas vardı. Geç kaldı mı vuramadım bir şeydi ama sonra onu telafi etti. Kornerden gelen topu 2 metre boyuyla aynen. geç zıplayarak değil de diğerlerinin önüne çıkarak kafayı vurmasıyla telafi etti. Bunun kazanan kiminle oynayacak? Yani İtalya çeyrek finale çıktı. İtalya kimle karşılaşacak? Belçika Belçika Portekiz'in, Portekiz. değil mi? Onun galibiyle. Tamam. Geze'ye dair son şeylerini söyle. Maçlara dair. Çünkü internet baya baya Ya kötü. mükemmel arkama maçta pişman yani gelirsem bildir en iyisi Şey Seyit, şey diyeceğim. Sesim geliyor mu? Sesim geliyor mu? Sesim geliyor mu geliyor. Seyit? Bu yayın Geliyor. muhtemelen ilk defa böyle bayağı kötü oluyor internetimiz. Ben yayın bittikten sonra izleyeceğim. Eğer berbat, leş bir yayın ortaya çıkmışsa bunu ben yüklemeyeceğim. Yarın internet iyi olduğu zaman tekrar çekelim veya yarın maçlardan sonra ekleyelim. Çünkü baya baya kötü yani internetim. Ben Tamam. yayını durduracağım, Vallahi. kayıt durdurup Yarın sonra bir çekeriz ya izleyeceğim. yayın kötüyse. Çok kötü, çok kötü. Tamam. Yani ben duyamıyorum. Ben durdurup bir izleyeceğim. Hani duyulabiliyorsa, bir anlaşılıyorsa yüklerim. Ama kötüyse yüklemeyeceğim. Yarın Tamam. tekrar diğer maça eklenmiş oluruz. Tamam. Bu arada ben yayını kapatayım, Tamam. sonra seninle haberleşiriz. Tamam. Sağ olun seyirciler. Tamam. Sabrettiğiniz Ararsın. için. Ararsın o zaman bir. Tamam, arayacağım. İyi geceler.